Ahmet Önlü Sorularla Memur Olarak Atanmanın İncelikleri Bu yazımızda sorularla devlet memurlarının istifa sonrası dönüşlerinin veya memur olmadığı halde başka kanunlara tabi olarak çalışanların memur olarak atanmalarının inceliklerini açıklamaya çalışacağız. Eczacılar ve diş hekimlerinin istifa sonrası dönüşleri nasıl olmaktadır? Kamu kurum ve kuruluşlarının uzman tabip tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına istifa sonrası dönüşsel diğer memurlardan biraz farklılık arz etmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarına açıktan kurayla atanacak sağlık personelinin atama usul ve esaslarına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlarla uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacıların ilk defa veya yeniden Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarına veya yukarıda belirtilen ünvanlarda kadro ve pozisyonu olan Kamu kurum veya kuruluşlarına atanabilmeleri için Sağlık Bakanlığınca ilana çıkılan kuraya katılmaları ve ilgili mevzuatta yer alan şartları taşımaları gerekmektedir. İstifa sonrası dönüşlerde kurumların takdir hakkı var mıdır? Aday memurken istifa ettiğimde daha sonra kendi kurumuma geri dönersem kurumun yazınızda bahsettiğiniz takdir hakları neler olabilir? 657 sayılı Kanun'un memurluktan çekilenlerin yeniden atanmalarını düzenleyen 92. maddesinde iki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71. madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler hükmüne yer verilmiştir. Daha önceki yazılarımızda da bahsettiğimiz üzere aday memurların adaylık süresinde istifa etmeleri halinde sadece kendi kurumlarına dönmeleri kurumlarının takdiriyle olabilmektedir. Asaleti tasdik olanlarınsa hem kendi kurumlarına hem de başka kurumlardaki durumlarına uygun kadrolara atanmaları mümkündür. Ancak kamu kurumlarının bu konuda önemli derecede takdir hakkı vardır. Bu takdir haklarını yargı kararıyla da olumluya çevirmek mümkün değildir. Yani kamu kurumları istifa sonrası sonrası dönüşü kabul etmezlerse yargıya gitmekte sorunu çözmemektedir. Genel olarak yargı, idarelerin yargı kararıyla zorlanamayacağı yönünde karar vermektedir. Meslekten çıkarılanlar başka kurumların kadrolarına atanabilirler mi? Devlet personel başkanlığının meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilen polis memurunun diğer kamu kurum ve kuruluşlarının memur kadrolarına atanıp atanamayacağına ilişkin olarak sorulan bir soruya vermiş olduğu görüşte şu açıklamalara yer verilmiştir. Bilindiği üzere 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun 52. maddesinin E ve F bentlerinde, e) Meslekten çıkarma, memurun emniyet örgütü hizmetlerinde bir daha çalıştırılmamak üzere meslekten çıkarılmasıdır. F) Devlet memurluğundan çıkarma, bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır. Hükmü yer almaktadır yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından verilen meslekten çıkarma cezalarının devlet memurluğundan çıkarma cezasından farklı olarak sadece tekrar söz konusu genel müdürlüğe devlet memuru olarak atanmaya engel teşkil ettiği anlaşılmakta olup, devlet memuru olma vasfına haiz olması ve atanılacak kadroya dair diğer özel şartları taşıması kaydıyla ilgilenin Emniyet Genel Müdürlüğü haricindeki kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuatı çerçevesinde devlet memuru olarak istihdam edilmesinin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir. Araştırma görevlisi iken kendi isteği dışında ilişiği kesilenler memur olabilir mi? araştırma görevlisi olarak görev yapmaktayken çeşitli nedenlerle ilişiği kesilen personelin memur kadrosuna atanıp atanamayacağı sık sorulan sorular arasındadır. Aksaray Üniversitesi'nde öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında araştırma görevlisi olarak görev yapmaktayken, Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığı'nın 2011-31-8366 sayılı Yürütme Kurulu kararının 5. maddesi gereğince bir yıl içerisinde yabancı dil sınavından yeterli puanı alamaması sebebiyle ilişiği kesilen ilgili'nin belediyeniz bünyesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 92. maddesi kapsamında açıktan atamasının yapılıp yapılamayacağı ile ilgili bir soruya Devlet Personel Başkanlığı'nca verilen görüşte şu ifadelere yer verilmiştir. 657 sayılı kanunun 92. maddesine göre bu kanuna tabi olmayan personelin kendi istekleriyle görevden çekilmiş olması durumunda yeniden atanma hakkını elde edeceği belirtilmiştir. Ayrıca öğretim üyesi yetiştirme programına ilişkin usul ve esasların 6. maddesinin 4. fıkrasında adayların ilan edilen kadrolara atamaları yerleştirildikleri yüksek öğretim kurumları tarafından 2547 sayılı kanunun 30. maddesi uyarınca yapılır. Atamaları sırasında beyanlarının doğruluğunun kontrolü ilgili yüksek öğretim kurumunca yapılır. Atamalar, yabancı dil puanı 50'nin altında olanlar için en çok 1 yıl, yabancı dil puanı 50-65, 65 hariç puan arasında olanlar içinse en çok 2 yıl süreyle yapılır hükmüne. 2011-31-8366 sayılı yüksek öğretim kurulu başkanlığı yürütme kurulu kararının 5. maddesinde ise ÖYP araştırma görevlilerinden atandıkları tarihten itibaren bir yıl içinde yabancı dil sınavlarından 50 ve üstünde puan almayanların, alamayanların kadrolarıyla ilişiklerinin kesilmesi hükmüne girilerek öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında yabancı dil sınavı 50 puanın altında olanlarla en çok bir yıl için sözleşme yapılacağı ve bu bir yıl içinde yabancı dil şartını yerine getirmeyenlerin ilişiğinin kesileceği belirtilmiştir. Ayrıca 11.10.19 1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun 20. maddesinde bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı yüksek öğretim kanunuyla 657 sayılı devlet memurları kanunu hükümleri uygulanın hükmüne yer verilmiştir. Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde Aksaray Üniversitesi'nde öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında araştırma görevlisi olarak görev yapmaktayken Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığı'nın 2011-31-8366 sayılı yürütme kurulu kararı gereği dil yerine getiremediğinden dolayı ilişiği kesilen ilgilenin söz konusu görevden kendi isteğiyle ayrılmamış olması sebebiyle devlet memurları kanununun 92. maddesi kapsamında memuriyete atanmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir. Uzman çavuşlar kaç yıl çalıştıktan sonra memur olarak atanabilir. Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen mütalalara göre en az 2 yıl görev yaptıktan sonra görevden kendi isteğiyle ayrılan uzman erbaş ve çavuşlar kamu kurumlarının memur kadrolarına istifa sonrası dönüş prosedürleri çerçevesinde dönebilmekteydi. Ancak yapılan kanuni değişiklikle 3269 sayılı kanuna tabi görev yapmaktayken kendi istekleriyle görevden ayrılan veya sağlık sebebiyle sözleşmeleri feshedilmiş olanların asgari 7 hizmet yılı yılını tamamlamaları kaydıyla 657 sayılı Kanun'un 92. maddesi çerçevesinde durumlarına uygun memur kadrolarına atanmaları mümkündür. Bu şekilde yapılacak bir atama atanma talebinde bulunulan kamu kurum veya kuruluşlarının takdirindedir.